Saygıdeğer hocalarım, sevgili öğrenciler ve ekranları başlarındaki sevgili seyircilerimiz, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Medeniyet Okulu bağlamında düzenlediğimiz Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışması'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışmalarında ilçe birincilerimiz belli oldu. Artık yarışmamızın bundan sonraki etabında ilçe birincilerimiz il finallerinde Konya il birinciliği için işte bu sahnede yarışmalara devam edecekler. Bugün iki ilçe birincimizle birlikteyiz. Hemen onları takdim etmek istiyorum. Altın Ekin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi. Grup sözcüsü Ayşe Mine Atçeken. İkinci savunucu Emetullah Adam. Üçüncü savunucumuz ise Sevgi Betül Çuhadar. Evet, Altın Ekin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi diyecek ki insanın şekillenmesinde okul daha önemlidir. Arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Ve diğer yarışmacı ilçemiz ve okulumuz Derebucak ilçemizden Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi. Grup sözcüsü Yunus Emre Karaduman. İkinci savunucumuz Halit Çin. Ve üçüncü savunucumuz Rojbin Özçelik. Evet, Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi ise insanın şekillenmesinde aile daha önemlidir tezini savunacaklar ve değerli jüri üyelerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim, jüri başkanımız Celalettin Karatay, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ertan Kurar. Meram Konya Lisesi'nden Sait Okutan. Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ekrem Atılgan. Ve TOKİ Anadolu Lisesi'nden Abdurrahman Benli. Evet, değerli jüri üyelerimize takdim ettik. Yarışmacı ilçelerimizi, okullarımızı ve öğrencilerimizi de takdim ettik. Hemen yarışmacı arkadaşlarımıza soralım. Derebucak hazır mıyız? Altın Ekin. Arkadaşlarımıza kuvvetli bir moral alkışı rica ediyorum. Evet, kurar çekimimizde öncelik Derebucak'ta olacak. Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi ile yarışmaya başlayacağız. İnsanın şekillenmesinde aile daha önemlidir diyecekler. Kuvvetli alkışlarınızla grup sözcüsü Yunus Emre Karaduman. Sayın jüri üyeleri, sevgili arkadaşlar. Ben Yunus Emre Karaduman. Bugün burada insanı şekillendirenin okul mu yoksa aile mi olduğunu tartışacağız. Öncelikle ailenin tanımını yapalım. Aile, evlilik ve kan bağına dayanan anne, baba, çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur. Ailelerin eğitimde daha etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta bununla ilgili söylenmiş güzel bir sözü size hatırlatmak isterim. Eğitim anne dizinde başlar. Bireye söylenen her sözcük çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Anne baba çocuğun ilk öğretmenidir. Toplumu bir organizma olarak düşünelim. Aileyi de bu organizmaların hücreleri. Bildiğiniz gibi eğer hücreler sağlıklıysa organizmalar da sağlıklı olur. Toplum da tam olarak böyledir. Eğer aile sağlıklı ve güçlüyse toplum da sağlıklı ve güçlüdür. İşte bu denli önemli kurumun yeni üyelerine, yani çocuklara verdiği eğitimde izlediği yol çok önemlidir. Her aile kendi içerisinde bir okuldur. O okulun öğretmenleri ise anne babalarıdır. Anne babalar içinde yaşadığı toplumun kültürüne ve yetişme tarzına göre çocuklarını eğitir. Bu eğitim çocuğu iyi veya kötü yönleriyle şekillendirir. Eğitimi de izlediği yol çok önemlidir. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi bizi bu dünyada en çok seven, koruyup kollayan, geleceğimizi düşünen ailelerimizdir. Ailelerimiz bizim her zaman iyiliğimizi ister. Bu yüzden okul yaşamlarımıza da çok önem verirler. Böyle olduğunda çocuklar da öğrenmeye ve başarılı olmaya güdülenir. Sağlıklı aile ortamı çocuğun kişilik gelişiminde önemli bir rol oynayacak, toplum içinde daha rahat etmesini sağlayacaktır. Aksi durumda ise
anne baba tarafından desteklenmeyen, rehberlik yapılmayan, her koşulda çocuktan çalışılması istenen, eğlenmenin de bir gereksinim olduğunu göz ardı eden ve merak ve ihtiyaçlarından ötürü çocuğun utanç duyması sağlanan bir eğitimden söz etmek çok güçtür. Anne baba en uzun süre ve en yakın etkileşimde olduğu kişilerdir. Özellikle anneler çocuğun gelişiminde çok etkilidirler. Anne babalarının eğitim seviyelerinin alt düzeyde olması, gerek onların çocuklarına, gerekse okuldan beklenen akademik kazanımlara yeterince cevap vermelerine yol açmaktadır. Anne baba, toplumsal yaşamın her alanında demokratik, hukuk devletinin geliştirilmesi için yeni nesillerin, ailenin demokrasi ve insan hakları düşüncesiyle şekillendirilmesi ancak aileyle mümkündür. Okulun ilk yıllarından itibaren ailenin katılımı ve çocukların başarılarının geliştirilmesi, ev ortamında pekiştirilmesi, geliştirilmesi, okul ev tutarlılığının sağlanması, ailenin okulun etkili bir üyesi haline gelmesi bugün eğitim sürecinin en temel hedeflerindendir. Ülkemizde demokrasi ve insan haklarının yaşama sürdürülmesi için aile odaklı eğitim çalıştırılmaları sürdürülmelidir. Toplumsal yaşamın her alanında demokratik, sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi için yeni nesillerin, ailenin demokrasi ve insan hakları düşüncesiyle şekillendirilmesi ancak aileyle mümkündür. Sonuç olarak her çocuğun ailesinden alacağı temel bilgiler çocuğu geliştirir. Teşekkür ederim. Evet Yunus Emre, biz de sana teşekkür ediyoruz ve 6 Ekim 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin grup sözcüsüyle devam edeceğiz. İnsanın şekillenmesinde aile değil okul daha önemlidir diyecek. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Kuvvetli alkışlarınızla grup sözcüsü Ayşe Mine Atçeken. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Halagal insane min alak. İkra ve rabbükel ekrem. Ellezi alleme bil galem. Allemel insane malem yalem. Oku yaratan Rabbinin azıyla oku. Oku Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rabbin ki kalemle yazmayı öğretti, insana bilmedikleri şeyi öğretti. Sayın jürim, kıymetli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar, Peygamberimize Cebrail aleyhisselam tarafından gönderilen ve ilk vahiy olan Kur'an-ı Kerim'in bu ilk ayetleri nasıl bizlere oku diye başlıyorsa, bizler de insanın şekillenmesinde okumanın, okulun ne kadar etkili olduğunu anlatacağız. Ancak okulu sadece bir bina içinde eğitim öğretimin yapıldığı yer olarak görmeyeceğiz. İşin ehlinin olduğu ve işin ehlinden öğrenilen her şeyi okul sayacağız. Bizler bu kainattaki insanların nasıl şekillenmeleri gerektiğini ilk önce Kur'an'dan ve onun ilk öğreteni Peygamberimizden öğrendik. Ve hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Derslerimizden de biliyoruz ki cahiliye döneminde insanlar puta tapıyor, bütün çirkinlikleri yapıyor, güçlü olan güçsüz olana zulmediyordu. Bu dönem kumarın ve tefeciliğin had safhada olduğu bir çağı yaşıyordu aslında. Sırf çocuğu kız oldu diye toprağa diri diri gömülen bebeklerin yaşadığı bir dönemdi. İşte böyle bir tablo vardı Resulullah Efendimizin yaşadığı zamanda. Efendimiz'e peygamberlik görevi Cebrail aleyhisselam tarafından bildirildiğinde Hazreti Peygamber tüm bu olumsuzlukların eğitimle düzelebileceğini görmüş ve Allah beni bir muallim olarak gönderdi hadisiyle de dile getirmiştir. İnsanlığın kurtuluşunun Kur'an'ı anlama ve öğretmede bularak kendini öğretmen olarak nitelendirmiştir. Bu sebeple ilim öğrenmek her Müslümana farzdır diyerek Mekke'den Medine'ye hicret sırasında yaptığı ilk iş Mescid-i Nebevi'nin bitişiğine Suffe Mektebi'ni kurmasıdır. Bu mektepte yoksul, kimsesiz Suffe ehline bizzat kendisi ders vermiştir. Oku ayeti gereğince gerekli görgü ve ahlakı Kur'an-ı Kerim ışığında tüm insanlığa öğretmeye çalışmıştır.
Hazreti Peygamber'in bu davranışını tasdik eden Hazreti Ali ise bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyerek bu güzel davranışı desteklemiştir. Bize hayatı, dinimizi ve peygamberlerimizi en etkili şekilde öğretecek olanlar ise okullarımızdır. Dolayısıyla da öğretmenlerimizdir. Peygamber Efendimiz ilim Çin'de de olsa alınız gereğince eğitime bu dönemle vermişse bizler de insanın hayata karşı şekillenmesinde okullarımızın bu görevi layıkıyla üstlendiğini söyleyebiliriz. Değerli dinleyiciler ve sayın jüriyelerim, biz burada eğitimi işin ehlinden alarak anlatma taraftarı olduğumuz için Peygamber Efendimizin yolunda gitmeyi öngördüğümüzden dolayı okul konusunu savunuyoruz. Bu okul Osmanlı saraylarında bir oda olmuştur ve bu odada nice Akşemseddinler, bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmetleri, nice Ebu Suudlar, Osmanlı'yı Viyana kapılarına kadar dayandıran Kanuni Sultan Süleymanları ve nice İbni Kemaller, Osmanlı sınırlarını aşarak devlet hazinesini taşıran Yavuz Sultan Selimleri yetiştirmiştir. İşte saydığım tüm bu padişahlar eğitimlerini ve ahlaklarını hocalarına borçludur. Daha doğrusu hayatlarını borçludur. Peygamber Efendimiz ya öğrenen ya öğreten, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Ancak sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Evet Ayşe'nin, biz de sana çok teşekkür ediyoruz ve Dere Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin ikinci savunucusuyla devam edeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla Halit Çin. Sayın jüri, sevgili arkadaşlar, bir insanın yetiştirilmesinde ailenin en önemli göreve ait olduğunu görmekteyiz. Bu aynı zamanda herkes için toplumsal bir görevdir. Her aile bu işlevi karşılamak zorundadır. Bu aynı zamanda herkes için bir toplumsal görevdir. Çünkü sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için ilk adım ailede atılır. Bir milletin gelişim milleti seviyesine çıkabilmesi için sorumluluk sahibi, ahlaklı, çalışkan bireylere ihtiyacı vardır. Bunun olmasını ilk yolda aile kurumuna veren önemlidir. Aile kurumu çocuğun dışarıyla ilk etkileşime geçtiği yerdir. Dolayısıyla insanın ilk okulu ailedir ve insan ilk eğitimlerini burada alır. Çünkü çocuk okula başladığında bir kısım eğitimlerini okullar üstlenir. Ayrıca aile izin verir ve desteklediği şekilde olabilir. Bir çocuk okul hayatına başladığında aile ona yol göstermeli ve eğitim kurumlarıyla sürekli iletişim halinde olmalıdır. Zaten bu iletişimin gerekliliği yıllardır kabul edilmiş olup okullarda bunlara yönelik mekanizmalar kurulmuştur. Okul aile birliğinin kurulması, veli toplantılarının yapılması, öğrencilere ev ziyaretlerinin yapılması gibi durumlardaki amaç aileyi eğitimin içine sokmak ve aralarındaki işbirliğini sağlamaktır. Sevgili arkadaşlar, aile evlilik ve kan bağına dayanan anne, baba, çocuklarda oluşan en küçük sosyal gruptur. Bu sosyal grup toplumun temelidir. Toplumun temelini özünü oluşturan bu denli önüme sahip olan yapının yetiştirdiği çocuklar geleceğimizdir. Geleceğimizi yetiştiren ailelerimize de çocuk yetiştirmede çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü annesinden de dünyaya bağımsız halde yaşayamayacak hale gelen bütün çocuk ihtiyaçlarını aileyle karşılar ve hayattaki ilk deneyimlerini aileyle edinir. Doğduğu andan itibaren ailesi çocuğu en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır ve sevgiyle atılan adımlar çocuk yetiştirmenin temelini oluşturur. Ve aile her an sevgi temelli adımlarla çocuğa yaşam boyunca bir şeyler katar. Saygı, sevgi, gelenek, görenek gibi en temel değerler aileyle başlar ve yaşam boyunca devam eder. Bu yetiştirme dönemlerinde araya arkadaş, okul, sosyal çevre gibi yardımcı faktörler girer. Aile dışındaki bütün faktörlerin her birinin çocuk yetiştirmede ayrı önemi vardır. Ancak çocuk yetiştirmede en önemli görev aileye düşmektedir. Çocuk belli bir yaşa geldiği zaman, çünkü çocuklar her gelişim döneminde farklı görevler üstlenir. İçinde bulunduğu duruma göre bazen arkadaş, bazen sosyal çevre, bazen ise okul bir adım öne geçer. Şu an burada tartıştığımız konuda bile çocuk okul çağına geldiği zaman çocuk yetiştirmedeki görevi okul üstlenir.
Okul çağına gelene kadar çocuğun hayatında ailesi okul vardır. Okul çağında bile çocuğun hayatında ailesi çocuğa yön verir ve şekillenmesinde yardımcı olur. Ayrıca okul faktörü çocuğun eğitim öğretimden faydalanacağı yaşa gelmesiyle başlar ve araya yardımcı faktörlere girerek devam eder. Bireyin her arında var olan bir etmen değildir. Okul yaşındaki çocuk isterse okulunu değiştirir ve başka okula devam edebilir veya okul hayatını bırakabilir. Aynı şeyi ailesi için yapabilir mi? Çocuk doğduğunda farklı bir aile yetiştirip sonra başka bir aile olsun diyebilir mi? Bu soruların cevabı bile çocuk yetiştirmedeki en önemli görevin aileye ait olduğunu göstermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse, çocuğun hayatı ailesiyle başlar ve ara yardımcı faktörlere girerek devam eder. Ve çocuğun yetiştirmesinde ailenin de desteğini alarak çocuk yetiştirmedeki görevi okulda üstlenir. Çocuk okul çağına geçtiği zaman hiçbir önemi kalmaz. Teşekkür ederim. Evet Halit, biz de sana teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ikinci savunucusuyla devam edeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla. Emretullah Adam geliyor. Arkadaşlarım, ne kadar güzel bir dünyada yaşıyorlar değil mi? Bilinçli aile, çocuk psikolojisi, eğitimli anne baba. Sayın jürim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar, sizlere çok acı bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Hiçbir şey sanıldığı kadar toz pembe değildir. Gece gündüz babası tarafından dövülüp azarlanan Ali, Anadolu'nun en ücra köyünde tüm dünyasını 100 kişilik bir köye sığdırmış olan Osman, daha 13'ünde evlendirilmek istenilen Ayşe. Hadi hepsini geçtim. Ya yetimler, öksüzler, onlar sizin masallarınızdaki gibi gece korktuğu zaman annesini babasını uyandırıp yanlarına yatamıyor. Onlar sizin umduğunuz gibi yanlarına oturup şarkılar söyleyemiyorlar. Bu çocuklar dünyayı tanımıyorlar. Ne nedir, kim kimdir bilmiyorlar. Peki bu çocuklar eğitimsiz olmaya mahkumlar mı? Onları kim şekillendirecek? Bu nasıl adalet böyle? Sizin aileleriniz size doğruyu yanlış öğretirken onlar yanlış yapa yapa doğruyu bulmaya çalışıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımızda dünya genelinde tam 140 milyon çocuk yetim ve öksüz ve yıllık 3,5 milyon çocuk kimsesiz kalıyor. Bu çocukları hayatta kim şekillendirecek? Ama durun, Darüşşafaka'daki öğretmenler imdada yetişiyor. Burada da öğretmenler sahip çıkıyor. Hayata 1-0 yenik başlamış bu bireyleri okullarımız hayata hazırlıyor. Hatta bununla yetinmeyip kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğreniyorlar. Adeta balık yemeyi değil, balık tutmayı öğreniyorlar. Emre Mor onlardan sadece biri. O da yetimhanede kalmış. Babasının hapishaneye girmesiyle hayatı alt üst olmuş. Okulunda spora karşı yeteneğini keşfeden öğretmeninin onu spor kulübüne yönlendirmesi hayatının dönüm noktası olmuş. Dortmund gibi Alman devine transferleriyle başlayan milli futbolcunun hayatı Türk futbol tarihinde unutulmaz anlara sahne oluyor. Kimi aile çocuk özlemiyle yanıp tutuşurken kimi aile de çocuklarını ölüme terk ediyor. Dünyaya engelli olarak gözlerini açan Cornell için doktorlar sadece birkaç saatlik ömür biçmiş. Ailesi de onu terk etmiş. Yetimhanede ölüm kalım savaşı verirken hayalindeki gibi dünyanın sayılı üniversitelerinden olan Oxford'a girmeyi başarıyor. İşte arkadaşlar, hayatta ailesi yanında olmasa dahi okulların insanları nasıl şekillendirdiği gün yüzü gibi ortada. Okullarda cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, dil, din, ırk ayrımı gözetilmiyor. Böylece hayatın her noktasında eşitsizlikle karşılaşan birey yalnızca eşit haklara okullarda sahip olabiliyor. Her yıl dünya çapında 15 milyon kız 18 yaşına ulaşamadan çocuk yaşında evlendiriliyor. Bu tür evliliklerde başlıca sebep maalesef ki eğitimsizlik. Kız çocukları halen para karşılığı babaları hatta dedeleri yaşındaki kişilerle evlendiriyorlar. Özellikle kırsal kesimlerde çocukların başta gelen vazifelerinden biri de tarlada işçi olabilecek çok sayıda çocuk dünyaya getirebilmek.
Bu evlilikler çoğunlukla ebeveynlerin çocuklara zorla karar aldırmasıyla oluyor. Ve sonunda daha kendi kişiliğini bile tamamlayamayan bireylerin yanlış evliliklerle ruh sağlıklarının bozulmasına kadar iş ilerleyip gidiyor. UNICEF'in çalışması da bu konuyu kanıtlamakta. Tam 47 ülkede 15-19 yaş arası kızlarda eğitim seviyesi daha düşük olanların daha çok evlilik yaptığı saptanmış. Zamansız yanlış evlilikler, sonra boşanmalar ve nihayetinde travmalar. Sorarım sizlere, bu iş madem size göre ailelere bırakılıyor, peki arkadaşlar neden baba beni okula gönder? Haydi kızlar okula gibi projeler yapılma gereği duyuluyor. Bir açıklamanız varsa buyurun arkadaşlar. Sizler okullarınız sayesinde buradasınız ve sizler okullarınız sayesinde özgürce fikirlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Kızların eğitimi hakkında konuşmuşken Malala Yousafzai'den bahsetmemek olmaz. Sadece 17 yaşında Nobel Barış Ödülünü alan bu genç kız, Taliban'ın silahlı saldırısından sağ çıkmak, Pakistan'daki eğitim haklarını savunmak için neredeyse canını ortaya koyan koca yürekli biri. Okulda aldığı eğitimle ufku açılmış, Pakistan'ın ve çevresindeki savaşların ancak ve ancak eğitimle bitebileceğini anlamıştı. Tehdit edildi, beni vurabilirler ama hayallerimi asla vuramayacaklar dedi. Sesi yüreği oldu, okul servisindeyken vuruldu. Uyandığında Nobel Barış Töreni'nde ayakta alkışlanıyordu. Törende tüm insanlığa aynen şu şekilde seslendi. Neden birilerine silah vermek, kitap vermekten daha kolay? Niçin tank yapmak, okul inşa etmekten daha kolay? Oysa ki bir kitap, bir öğretmen ve bir kalem dünyayı değiştirebilir. Teşekkürler. Evet, Emetullah, çok teşekkür ediyoruz sana da ve Derebucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 3. savunucusuyla devam edeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla Rojbin Özçelik. Sevgili arkadaşlar, değerli jüri üyeleri ve sevgili konuklar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Çocuğun şekillenmesinde ailenin yeri. Çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi dolu sıcak bir ortamda yetişmesine bağlıdır. Böyle bir ortamı sağlayan temel kurum da ailedir. Aile, bir çocuğun sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesine bağlıdır. Aile ortamının sağlıklı olabilmesi ailede yaşananlara bağlıdır. Aile içinde yaşanılan her şey çocuğun davranışlarını, duygularını ve tutumlarını belirler. Çocuğun aile ortamında gördükleri, onun kişiliğinin belirlenmesindeki en önemli etkenlerden birisidir. Dolayısıyla çocuğun sağlıklı kişilik, gelişimi sağlıklı aile içi etkileşim ve iletişime dayanmaktadır. Böyle bir ortamı sağlayan temel kurum da ailedir. Sevgili arkadaşlar, aile ortamındaki adımlar sevgi temelli adımlardır. Aile ortamında sevgi ve ilgi görmeyen çocuk, okulda ya da arkadaş çevresinde daha çok ilgi çekip sevgi eksikliğini gidermek ister. Bazı çocuklar öğretmenin ilgisini çekmek için hırsızlık bile yapabilmektedir. Bu tür davranışları sergileyen çocukların aile sevgisi olmadığı için bunları yaptıkları düşünülmektedir. Aile içinde sevgi ve saygı kavramlarını öğrenen ve yaşamında uygulayan çocuklar için topluma uyum sağlamak daha kolay olmaktadır. Çocuk, değerlerini, duygularını ve statü beklentilerini ailenin her üyesiyle olan deneyimler yoluyla öğrenir. Arkadaşlar, biraz da okul hakkındaki değerlerini konuşalım. Çocuğun ilk aldığı eğitim 5 ile 6 yıl arasında gerçekleşmektedir. Bu eğitim ailede başlar. Bu eğitimin devam edebilmesi için çocuk okullara gönderilir ve eğitimin kalan kısmı burada devam ettirir. Her zaman okulda aldığı eğitim çocuğu etkiler ama asla aile kadar etkisi olamaz. Arkadaşlarına ve öğretmenlerine ısınmaya çalışılır ve bu duygularda kalıcılığı sağlamak hedeflenir. Okul dediğimiz kurumda eğitim önceden planlanmış, belirli zamanlarla kısıtlandırılmış ve yapacak faaliyetler önceden belirlenmiştir. Yani çocuğa aktarılan kazanımlar belirli bir plan dahilindedir. Bu planda vurgulamak istediğim asıl nokta bir zaman dilimi olmasıdır. Yani zaman konusunda bir kısıtlama söz konusudur. Ama aile için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Çünkü ailenin zamanı olmaz. Dolayısıyla bireyin şekillenmesinde büyük öneme sahiptir. Sevgili arkadaşlar,
Şimdi size her aile okuldur sözünü açıklayacağım. Bu cümleyi düşünecek olursak, ailenin eğitim yuvası kurumlarından biri olduğunu daha net anlayabiliriz. Ve planlı ve plansız olarak gerçekleşen eğitimde düğüm noktası ailedir. Çocuğun şekillenmesi sağlam bir kişilik ve kalıcı öğrenmelerle gerçekleşmektedir. Bu iki unsurun temelinde ise aile vardır. Neden aile? Çünkü çocuk yaşantısının büyük bir kısmını ailede geçirmektedir. Okulda geçen zaman ise kısıtlıdır. Oysa ki bir de geceleri vardır. Ailenin yaşantı alanı geniştir. Okulunki ise sınırlıdır. Anlatmak istediğimiz şu ki, aileden önemli hiçbir şey yoktur. Ve bu da bize şunu gösterir. Çocuğunuzla kurduğunuz ilişki, ömür boyu kuracağınız ilişkinin temelini oluşturacaktır. Temeli yatın ki binanız sağlam olsun. Teşekkür ederim. Rojbin, bizler de sana çok teşekkür ediyoruz. Ve 6 Ekim 15 Temmuz şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 3. savunucusuyla devam edeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla Sevgi Betül Çuhadar. Sayın jürim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Okul sizce nedir? Gelin bunun cevabını isterseniz size bez verelim. Okul, belirli kurallarla yönetilen, denetlenebilen ve kendi içerisinde hiyerarşik bir yapıya sahip eğitim öğretim görülen bir kurumdur. Eğitim ise bireyin davranışlarında kasıtlı ve istendik davranış değişikliği oluşturmaktadır. İstendik davranışlar ise sadece okulda verilir. Çünkü aile bireyleri arasında duygusal bir bağ oluştuğu için aileler verecekleri kararlarda objektif davranamazlar. Hepimiz anne babalarımızdan şunları duymuşuzdur. Benim çocuğum bunları yapmazdı. Nasıl oldu da böyle kötü bir çocuk oldu? İşte sonuç. Aileler çocuklarını hep en iyi yere koymuşlardır. Açıkçası kuzguna yavrusu şahin görünmüştür. Ama okullarda böyle midir? Kuzgunun yavrusu kuzgun, şahinin yavrusu şahindir. Daha öncesinde belirli bir standartı olmayan, ailesinden aldığı eksik ya da fazla ama çoğu kez tutarsız davranışlarla birey okula gelir. Tabiri caizse çocuk neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilememektedir. Çocukların sosyalleştiği okullarda gerek akranlarından gerekse öğretmenlerinin davranışlarından etkilenerek hayatta hangi durumda nasıl davranması gerektiğini öğrenirler. Bir nevi çocuk okulda doğru karar vermeyi öğrenir. Peki kaç tane aile çocuğuna Bedir'i, Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Zülfikar'ın İslam'a hizmetlerini, Ulubatlı Hasan'ın cesaretini, Seyit Onbaşı'nın inancından aldığı kuvvetini ve bunları mısraları döken Mehmet Akif'in "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak" diyerek mısraları döktüğü vatan aşkını kim anlatacak? Matematik dersinde problem çözme becerisini kazanamadan nasıl kendi hayatındaki problemleri çözme kabiliyetini kazanacak? Ecdadının şanlı tarihini bilmeden nasıl kendi hayatına sağlam temeller atacak? Nitekim devletimiz işi aileye yani şansa bırakmamıştır. Milli eğitimin birinci temel amacında Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını yerine getiren yurttaşlar yetiştirmek olduğu yazar. Kim aile bu amaca uyar uymasına, lakin Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olmasını geçelim, çocuğunu vatan haini olarak yetiştiren aileler de yok mudur? Maidi suresi 104. ayette ya onların ataları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler ise yine de onları mı takip edecekler buyurmuyor mu? İşte tüm bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı her sene diğer bakanlıklara göre daha fazla bütçe ayırıyor. Sayın jürim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar, tabloya baktığımızda tam 85 milyarın milli eğitime ayrıldığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı 8 yıllık zorunlu eğitim 12'ye çıkartılmış, okula başlama yaşı ise 6'ya düşürülmüştür. Bugün İsviçre'de devlet çocuklarını 2 yaşından itibaren okula yönlendiriyor. Hatta 2 yaşın bile geç olduğunu savunanlar var. Burada amaç nedir? Amaç çocuğu bir an önce sağlıklı bir çevreye ve eğitim sürecine katmak. Yani İsviçre devleti aileye diyor ki, nüfusumdaki her birey benim için çok önemlidir. Çocuğu da doğru bir şekilde okul şekillendirecektir. O okulda size doğru bir şekilde ben sunacağım diyor. Vygotsky ve Bandura gibi eğitim kurucuları da okul desteklemekte.
Yaptıkları kuramda çocukların yetenek sınırlarının yakınsal çevrede, yani anne babanın eğitiminde orta seviyelerde olduğunu, bir öğretmenin eşliğinde, işbirliğine dayalı bir şekilde yapıldığında nasıl yükseldiğini görüyoruz. Buket Uzuner, hayatta en büyük şansın iyi bir öğretmene rastlamak olduğunu söylüyor. Bu sözü hayatında birebir yaşayan Uğur Kaçmaz hocamızla bir söyleşi gerçekleştirdik. Sağ olsun bizi kırmadı. Kendisi dünya halter şampiyonu. Şu anda aramızda bulunuyor. Adana'nın küçük bir ilçesi olan Piri Sultan Köyü'nde doğmuş, yazları pamuk toplamakla geçen hayatı, bir gün beden eğitimi öğretmeni Erdal Ekici'nin yeteneğini keşfetmesiyle değişiyor. Başarıdan başarıya koşarken, babası sırf derslerini aksatıyor diye yeteneğine karşı çıkıyor. Peki hayalleri? Daha kaldırdığı çubuğun adını bile bilmeden seçimini hayallerinden yana kullanıyor Uğur hocamız. Milli takıma seçilme, Türkiye ikinciliği derken tam tamına 19 Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu ve nihayetinde dünya şampiyonluğuna koşuyor. Ve babasının en gurur duyduğu evladı oluyor. Şimdi ise yeni neferleri yetiştirmekle meşgul. Böylece okulun bir insanın hayatına ne derece etkili olabileceğini gözlerimize şahit olduk. Sanırım başka söze hacet yok. İşte okul, işte şekillendirme. Teşekkürler. Evet sevgili Betül, çok teşekkür ediyoruz sana da. Arkadaşlarımızın savunmalarını dinledik. İlk etabı bu şekilde tamamladık. İkinci etapta ne yapıyoruz? Tekrar grup sözcülerimizi sahneye alacağız. Konuyla ilgili son savunmalarını yapacaklar. Daha sonrasında ise ikinci konuşmacılarımız değerler temalı sunumlarını yapacak. Dere bucak sadakatli diyecek, altın ekin ise nezaket diyecek. Sonrasında söz artık jürimizde olacak. Puanlamalarını yapacaklar. Yarışmanın kazananı bize gelecek, biz de açıklayacağız. İkinci etabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Önceliğimiz kimde demiştik? Kura çekiminde Dere Bucak çok programlı Anadolu Lisesi'nde demiştik. Kuvvetli alkışlarınızla grup sözcüsü Yunus Emre Karaduman'ı tekrar sahneye davet ediyorum. Yunus Emre, söz ve sahne senin. Sayın jüri üyeleri, sevgili arkadaşlar. Ben ve arkadaşlarım konuşmalarımızda ailenin ne kadar önemli hakkında konuştuk. Sevgili arkadaşlar, hala savunduğumuz konunun aksini düşünen varsa biraz daha örneklerden ve bilimsel araştırmalardan yararlanalım. Yapılan araştırmalara göre aile üyelerinin, özellikle anne babaların iyi bir psikolojiye ve sağlam kişiliğe sahip olması çocuğun kişiliğinde çok büyük etki ediyor. Mesela babası annesine şiddet uygulayan bir çocuk büyüdüğünde şiddete eğimli olabiliyor. Ya da anne babasından sevgi saygı görmüş bir çocuk, çevresindeki diğer bireylerle iyi ilişkiler kurabiliyor. Ya da aşırı sağlıklı bir aileye sahip olan çocuk, hayatı tanımayıp aşırı bağımlı ve şey haline gelebiliyor. Arkadaşlar, bunlardan hareketle size soruyorum. Hangi okul ailenin yerini tutabilir? Şimdi başka bir örnekten bakalım. Bir günü 4 eşit parçaya böldüğümüzde sadece bir bölümünde aileyle okulda olduğumuzu görürüz. Geri kalan 3 parçasında ise ailemizde evde oluruz. Sizce günün 1/4'ünü birlikte geçirdiğimiz aile mi bizi daha çok etkiler, yoksa bir parçasını geçirdiğimiz okul mu? Şimdi de biraz düşünelim. Aynı öğretmenlerin aynı konuyla işlediği bir sınıfta üniversite sınavına giren öğrencilerin bazılarının puanı çok yüksek, bazılarının puanı çok düşük geliyor. Peki bunun sebebi nedir? Söylendiği gibi insan okul şekillendirirse bütün öğrenciler aynı veya birbirine yakın puan alması gerekmez miydi? Sevgili arkadaşlar, şimdi de size hepimizin bildiği birkaç bilim adamı ve ünlüden bahsedeceğim. Thomas Edison, Albert Einstein ve Michael Jordan. Bu bilime, spora, sanata yön vermiş kişilerin okul hayatı sizce nasıldı? Anlatayım arkadaşlar. Elektrik lambası, gramofon gibi pek çok teknolojik gelişmede katkısı bulunan Thomas Edison, algılamada yavaş olması nedeniyle okuyamayacağına karar verilerek okul yönetimi tarafından okuldan atılmıştır. Ancak o yine de teknolojiye yön veren bir insan olmuştur. Peki, çoğu kişi tarafından 20. yüzyılın en önemli ve en zeki bilim insanı olarak kabul edilen Albert Einstein.
Zeki olmasına rağmen okuldan atılmış ve hatta öğretmenleri tarafından yetersiz damgası yemiştir. Yalnızca Amerika'nın değil, bütün dünyanın yetiştirdiği en büyük basketbol yıldızı Michael Jordan ise lise 2. sınıfta kendisinin bu konuda başarısız olması boyunun kısa olduğunu söyleyen antrenör tarafından okul basket takımına alınmamıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, okul bu kişilerin kalıtsal olarak ailesinden gelen nedenlerini fark edememiş, şekillendirememiştir. Halbuki Nobel ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar, ünlü tarihçimiz Halil İnancık, matematikçimiz Cahit Erf gibi pek çok ünlü bilim adamı, düşünür, sanatçı birçok mülakatında ailelerin kendileri üzerindeki şekillendirici etkisi başarılarının kaynağı ve bir sürü iyi yönden bahsetmektedir. Sayın jüri üyeleri, sevgili arkadaşlar, konuya son olarak yüce dinimiz penceresinden bakıp Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aileye ve yeni nesillerin şekillendirmesiyle ilgili görüşlerine yer verelim. Peygamberimiz çocukların yetiştirilmesi ve terbiye edilip eğitimlerine en büyük sorumluluğu aileye vermiştir. Ve hadislerinizde çocuklarınıza ikram ediniz ve onları güzel terbiye ediniz. Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha büyük bir bağışta bulunamamıştır diyerek ailenin insan şekillendirmesi üzerindeki etkisini açık bir dille ortaya koymuştur. Teşekkür ederim. Evet Yunus Emre, tekrar teşekkür ediyoruz sana da ve 6 Ekim 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin grup sözcüsünü tekrar sahneye davet edeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla Ayşe Mine Atçeken. Arkadaşımız ailedeki eğitimin daha iyi olduğundan bahsetti. Unutmayalım ki ailede zaman kısıtlıdır. Çoğu bilim adamı, cumhurbaşkanı eğitimini okullara borçludur. Bir yandan da biraz önce arkadaşımız ailedeki şiddetten bahsetti. Ailedeki şiddetin uygulanma nedeni zaten eğitimsizliktir. Tüm alimler, bilginler, sultanlar, komutanlar hepsi birer öğrenciydi bu alemde. Hayatlarındaki en güzel mucize bir öğretmene rastlamalarıydı. Öğretmen bir sanatkardır. Yarının temelini o attığı gibi değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur der Mustafa Kemal. Sayın jürim, kıymetli dinleyiciler, isterseniz gelin şimdi sizinle tarihte bir yolculuğa çıkalım. Endurum mekteplerinin faydalarını bilmeyen yoktur. Küçük yaşta ailelerinden alınıp devşirilen çocuklar Topkapı Sarayı'ndaki Endurum mekteplerinde askerlikten tutun da yöneticiliğe kadar birçok alanda yetiştirilirdi. Bu yetiştirmenin sonucunda ise askerlik hüneri olanlar Osmanlı ordusunun en güçlü ordusunu oluşturuyor. Yöneticilikte yeteneği olanlar ise sadrazamlığa kadar yükselerek Osmanlı devletini yönetecek seviyeye geliyordu. Ha şuraya dikkat, çocuklar ailelerinden zorla alınmıyordu. Hatta aileler çocukları eğitilsin de devlet de yönetici olsun diye Endurum mekteplerinin kapılarında sıraya bile giriyordu. Kanuni zamanının en ünlü sadrazamı olan Sokollu Mehmet Paşa ve Kanuni'nin sağ kolu Pargallı İbrahim Paşa işte böyle eğitildiler. Yeri geldi, ülke onlara emanet edildi. Halen de izlerimizle de günümde devam etmekte. Bugün Kanal İstanbul projesi Sokollu Mehmet Paşa'nın kanal projelerinin hayata geçmiş hali değil midir zaten? Yine devşirme olan Mimar Sinan'ın ustalık, kalfalık eserleri halen sırlarıyla konuşulmuyor mu? Gözünüzü dört açın arkadaşlar. Bu mektepler işte böyle sadrazamlar, alimler yetiştirerek bırakın insanları üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunu şekillendirdi. Arkadaşlar unutmayalım ki insanları iki şekilde hayata hazırlayabilirsiniz. Ya tüm yönleriyle hazırlarsınız ki bunu en doğru şekilde okullar yapabilir ya da hiçbir standardı olmayan aileler gibi çocukları eve kapatıp o evin en çekici köşesi olan telefona ve bilgisayara bağımlı bunalımlı bireyler yetiştirirsiniz. Bunun yanında da enkaz toplamayı göze alırsınız.
Sancağa çıkma geleneğiyle lalalar tarafından eğitilen şehzadeler tecrübeli bir şekilde tahta çıkıyordu. 1. Ahmet'in kafes sistemini getirmesiyle saraya hapsolan şehzadeler devlet tecrübesinden yoksun büyüdükleri için tahta çıktıklarında hep yanlış kararlar verdiler. Tarihte yolculuğumuza devam edelim. Köy endüstrileri. Onlarca köyde binlerce çocuk, genci, yaşlısı okuma yazmayla tanıştı. Sanattan spora, tarımdan sağlığa, neredeyse her konuda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi halka. Bundan önce ailesinin yanında pamuk toplayıp tarlayı süren çocuk, o kısıtlı yaşamında belki sadece mahallesinden gördüğü iki arkadaşıyla seksek oynuyordu. Çünkü okuma yazması dahi olmayan ailelerin elinden ancak bu kadarı geliyordu. Çocuklar köy endüstrilerine gittikten sonra dünyaları değişti. Küçük çocuklar köyden geldiği gibi üretim üreticisine giriyor, sebzesini ekiyor, kendi okulunu kendisi inşa ediyor, aynı zamanda koyunu da güdüyordu. Bunun yanında tarihini de öğreniyor, klasik eserleri de çantasından eksik etmiyordu. Bu şekilde 7 yılda tam 8000 eğitmen yetişti. Bu yetişen eğitmenler de köylerine giderek halkı eğitti ve köylünün kalkınmasına vesile oldu. Yani aile onları değil, onlar aileyi şekillendirdi. İlk kez okuma yazmayla tanışan köylerden nice şairler, öğretmenler, yazarlar çıktı. Fakir Baykurt, Mahmut Bakal gibi yazarlar bunlardan sadece birkaçı. Bu yazarlar eserlerinde köy yaşamını, sorunlarını en yalın dille anlatarak halkın sesi oldular. Köylerde tiyatro bile kurdular. Okur kitlesi arttı. O köhne kahvehanelerde okuma odaları açıldı. 15 bin dönüm tarla tarıma elverişli hale getirildi. Marangozluluk, demircilik, inşaat gibi sektörü alanlar açılarak işsizlik sorunu giderilmeye çalışıldı. İşte bir neslin eğitimle geldiği son nokta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3. temel amacı, bireyleri ilgi ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi ve becerileriyle öğrencileri hayata hazırlamak olduğu yazar. Peki kaç tane aile çocuklarının ilgi ve kabiliyetlerini tam anlamıyla keşfedebilmiştir? Hele ki günümüzde çalışan kadının iş hayatında daha aktif olmasıyla anneler çocuklarına hangi ara vakit bulacak? Temizliğiydi, yorgunluğuydu, çocuk bakımıydı derken nasıl keşfedecek? Çok şükür ki okullarımız imdada yetişiyor ve bu açığı kapatıyor. Okullarımızda nice cumhurbaşkanı, bilim adamı, yazar yetiştirerek bu görevini layıkıyla yerini getiriyor. Nobel ödülü Aziz Sancar da öğretmeni tarafından keşfedilenlerden. Mardin'in küçük bir ilçesinde sakin bir hayat yaşarken okulundaki kimya öğretmeni Muzaffer Aksoy'dan etkilenerek biyokimyacı olmaya karar vermesiyle hayatı değişiyor. Tıp doktoru olarak memleketine dönüyor ve oradaki yaraları sarıyor. Tam 33 kitap 6 buluş yaparak Nobel'i hak ediyor. Nobel ödülünü kaldırırken de lisedeki hocasını anmayı ihmal etmiyor. Peki Cumhurbaşkanımızdaki liderlik vasfı, ikna kabiliyeti, özgüveni ve beden dilini kullanmadaki ustalığından dolayı hep münazara solanlarında birinci geldiğini biliyor muydunuz? Hatta lisedeki Arapça öğretmeni Hüseyin Atilla Şener, öğrenci Erdoğan hakkında liderlik vasfının olduğunu o zamanlardan hissettik. Ve onu artık daha da geliştirerek daha büyük salonlarda tüm Türkiye'ye hitap edebilecek hitabetlik dersi verdik demiştir. Cumhurbaşkanların bile öğretmenlerden sonra geldiğini söyleyen baş öğretmen Atatürk de kişiliğinin temellerini okullarda öğretmenleri ve okuduğu kitaplar sayesinde atmıştır. Annesi Zübeyde Hanım hiç izin vermese de askeri liselerde eğitim almak isteyecektir. İşte tüm fikirleri burada şekillenecektir. Matematik hocası Yüzbaşı Mustafa Bey onun tüm bu yeteneklerini keşfedecek ve ona olgun, eksiksiz anlamına gelen Kemal adını verecektir. Yine tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey de ona vatan aşkı, milliyetçilik, hürriyet gibi kavramların temelini oluşturacaktır.
Okuduğu kitaplar ve aldığı eğitimlerin neticesinde öğretmenler, yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır diyerek bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası Ziya Gökalp diyerek son noktayı koyacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Evet Ayşe Mine, çok teşekkür ediyoruz sana da. Evet, arkadaşlarımızın savunmalarını dinledik. İnsanın şekillenmesinde aile mi daha önemli, okul mu daha önemli? Konuyla ilgili son savunmaları aldık. Şimdi ise sırada ne var? Değerler temalı sunumlarımızı yapacağız. Dere Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi ile devam ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla Halit Çin. Evet Halit, ne diyeceğiz? Sadakat. Söz ve sahne sende. Teşekkür ederim. Sadakat, doğruluk ve dürüstlük üzerinde kurulmuş samimi ve sağlam dostluk. İçten bağlılık ve gerçek dostluk, kalp doğruluğu, samimiyet ve ihlas anlamında bir İslam ahlak terimi. Doğru olmak sözünde durmak ve sözünü yerine getirmek anlamına gelen sadaka, sadaka fiilinden türemiş bir isimdir. Doğru muamelelerde bulunmak, sıdk ve ihlas ile dostluk etmek, herhangi bir kişisel çıkar ve kazarlarda uzak ve her yönüyle Allah rızası için halis olan dostluk da sadakettir. Sadakat daha ziyade kardeşinin Allah rızası için iyiliği istemek ve ona hayırlı olmak, kardeşlik ve dostlukta da halis ve samimi olmak anlamında kullanılır. Herhangi bir dostluk ve dürüstlüğü de sadakat denilir. Zıttı hiyanettir. Doğruluğun zıttı ise yalandır. Müslümanların işlerinde ve çeşitli muamelelerinde de birbirlerine karşı sadakat borcu vardır. Mesela evlilik kararı karı koca birbirlerine karşı sadakatle mükelleflerdir. Evlilik süreçlerinde zevç ve zevce birbirlerine karşı sadakat göstermek ve mecburiyetindedirler. Eşler arasında boşanma sebeplerinden birisi de sadakat borcunun ihlasıdır. Nasıl olursa olsun eşler arasında sadakatin ihlali geçimsizlik sebebidir. İşçinin yanında çalıştığı işverenin iş hırs sınırlarından öğrendikleri işverenlerin rakibe açıklama doğru değildir. İşçinin öğrenim olduğu sınırları saklaması bir sadakattir. İşçinin sadakatsiz olması işverenin için haklı bir fesih hakkı doğurur. İşveren işçinin sadakati borcunun ihlalinden zarara uğramışsa bu zararın tazminini isteyebilir. Müslümanlar sözlerinde ve işlerinde sadık olmalıdırlar. Muamelelerinde ve iş münasiplerinde çeşitli hilave ve dalavelerde de birbirlerine aldatılan hainlerdir. Peygamberimiz bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Dostluk, kardeşlik ve refahlık bir sadakattir. Verilen sözü yerine getirmemek, ahdinde durmak, borcu ödememek, din ve akıllıca lüzumlu görülen işleri ifa etmek, emanetlere riayet etmek, üzerine aldığı vazifeler hakkını vererek yerine getirmemek ve vazifeleri ehline vermek ve sadakattir. Aksi ihanettir. Hakkı bilerek ibadet ve taatta ve kul haklarında tam bir sadakat gösteren, kötüyü huy ve nefsin affetlerinden temizlenen bir kimse sadakatli, sadık mümindir. Müminin sadakatül hakkı, hakka bağlılık en önemli esas ve temel vazifedir. Teşekkür ederim. Evet Halit, biz de sana çok teşekkür ediyoruz ve 6 Ekim 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin savunucusuyla devam edeceğiz. Kuvvetli alkışlarınızla Emetullah Adam. Emetullah, ne diyoruz? Nezaket diyoruz. Sözü ve sahneyi sana bırakıyorum. Sayın jüri üyelerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar, ben 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Emetullah Adam. Selçuklu Belediyesi'nin düzenleyip sunduğu Sedef Değerler Eğitim Projesi ilçemizi, ilimizi, hatta dünyamızı kuşatacak, aydınlatacak bir projedir. Bu projenin hedef kitlesi Müslümanlar, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerdir.
Proje sayesinde vatan millet sevgisini, milliyetçilik, vatanseverlik, inançlık, sorumluluk, hoşgörü gibi değerlerimizi en doğru kaynaktan yani okullarımızdan alıyoruz. Okullarımız sayesinde bu projelerden haberimiz oluyor. Hani en başta da savunduğumuz gibi okul burada da daha etkili oluyor işte. Okullarımız sayesinde bu milli ve manevi değerlerimizi sistemli, kurallı ve çok sağlam kaynaklardan öğreniyoruz. Bugün size bu değerlerden nezaketli olmayı savunacağım. Kendisiyle her zaman beraber olmak istenen kişidir nezaketli insanlar. Çünkü o kimseyi incitmemeye özen gösterir. Konuşmasına, davranışlarına hep dikkat eder. Yunus Emre misali, Yaratanı severiz, Yaradan'dan ötürü anlayışıyla tüm insanlara nazik davranır. Hatta hayvanlara, bitkilere ve diğer varlıklara bile. İnce düşüncelidir, sözünün nereye gideceğini hesaplar da öyle konuşur. Çam devirmez, teşekkür etmeyi bilir, lütfen diyerek ister. Karıncayı bile incitmekten sakınır. Sınıftaki arkadaşlarına da, okuldaki arkadaşlarına da, komşularına da, küçükten büyüğüyle hepsine nezaketli davranır. Yaşları kaç olursa olsun. Dinimiz nezaketli olmayı emreder. Mesela ilk Müslümanlardan olan 3. halifemiz Hazreti Osman son derece edep sahibi, yani utanan, günah işlemekten, insanları kırmaktan korkan bir insandı. O yüzden bütün Müslümanlar ona örnek alırdı. Hatta Hazreti Peygamber Hazreti Osman için ne derdi biliyor musunuz? Edebiyle melekleri bile kıskandırırdı. O zaman diyoruz ki Hazreti Osman gibi olmak demek. Mesela etrafımızdaki insanlar hasta olduklarında geçmiş olsuna gitmek, hastanın yanına giderken süt, çiçek almak bir nezaket örneğidir. Hatta hasta ziyaretinin kısa olduğunu bilmek bile nezaket örneğidir. Elbette öğretmenlere karşı da. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum düsturudur nezaketli olmak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet Emetullah, çok teşekkür ediyoruz sana da. Evet, arkadaşlarımızın değerler temalı sunumlarını da dinledik ve yarışmamızın da yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Ne dedik? Dere bucak dedik ki insanın şekillenmesinde aile daha önemlidir. Altın Ekin dedi ki insanın şekillenmesinde okul daha önemlidir. Bakalım hangi okulumuzun yaptığı savunma jüriyi daha çok etkiledi? Hangi okulumuz ismini bir üst tura yazdıracak? Hangi okulumuza yarışmada veda edeceğiz? Bunun cevabını birazdan değerli jürimizden öğreneceğiz. Evet, yarışmacı arkadaşlarımı şöyle yanıma doğru davet ediyorum. Lütfen buyurunuz Altın Ekin, siz de buyurunuz lütfen. Arkadaşlarımız kendi ilçelerinde birinci olarak buraya geldiler. Hani başarılardan tabii ki şüphemiz yok her iki okulumuzun da. Yarışma kuralları gereği bir okulumuza veda edeceğiz. Bir okulumuz ise ismini bir üst tura yazdıracak. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Birbirinden güzel savunmalar yaptınız. Konuyu çok iyi savundunuz. Bu başarılarınızı da bir ödüllendirmek gerekiyor. Ama öncelikle hemen yedek yarışmacılarımızı da sahneye davet etmek istiyorum. Dere Bucak'tan Zeynep Esra Katırcı. Alkışlarla alalım Zeynep'i lütfen. Ve Altın Ekin'den de Nilüfer Yıldırım. Yine alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ve okul müdürlerimize, sevgili öğretmenlerimize de plaketimiz olacak. Efendim Altın Ekin'den okul müdürümüz Ramazan Kocabaş. Hocamız eğer buradaysa sahneye alacağız, eğer yoksa vekilen bir öğretmenimizi sahneye davet edeceğiz. Ve Dere Bucak'tan Bülent İmri müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Müdürümüz buradaysa lütfen buyursunlar, yoksa vekaleten. Ve öğretmenlerimizden yine Altın Ekin'den Seher Kart hocamızı sahneye davet ediyorum. Hocam lütfen buyurunuz. Ve Dere Bucak'tan Yavuz Tuluy hocamızı davet ediyoruz. Hocam müdürü vekaleten, o zaman sizler buyurunuz. Ve plaketlerinize takdim etmek üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürlerimizden Sayın Hasan Boydak Bey'i davet ediyorum. Efendim lütfen buyurunuz.
Evet, saygıdeğer öğretmenlerimizi de sahneye davet ediyoruz. Hatıra fotoğrafı alacağız. Lütfen buyurunuz. Hocam lütfen buyurunuz. Hatıra fotoğrafı alacağız. Evet, insanın şekillenmesinde aile daha önemlidir dedik, okul daha önemlidir dedik. Arkadaşlarımız savunmalarını yaptılar, jürimiz puanlamalarını yaptı. Sonuç şu an benim elimde. Okulumuzun bir tanesi dediğim gibi 424 puan aldı. İsmini bir üst sıra yazan okulumuz ise 464 puan aldı. Evet, 464 puanla ismini bir üst sıra yazdıran okulumuz... Altın Ekin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ekranları başlarındaki sevgili seyircilerimiz, bir haydi konuş bakalım münazara yarışmasının daha sonuna geldik. Bugünkü yarışmamızda Dere Bucak ve Altın Ekin bizlerle birlikteydi. Yarışmanın galibi kim oldu? Altın Ekin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ismini bir üst sıra yazdırdı. Ve böylelikle yarışmamızı noktalıyoruz. Bir sonraki haydi konuş bakalım münazara yarışmasında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.